İzleme çekim düğmesini kullanırız. Gövdede yer alan düğmelerden Dispin görevi, ekranda görünen bilgileri değiştirmektir. Bu düğmeye her basışımızda ekran farklı bir bilgi gösterim moduna geçer. Arkada bulunan video Geri kayıt çekim düğmesine yapmak. basarak video çekimini başlatabilir, zoom düğmesini kullanabilir ve video kayıt düğmesine tekrar basarak video çekimini sonlandırabiliriz. Akıllı otomatik çekim modunda normal video çekim modunda yapabildiğimiz ayarları yapamayız. Fotoğraf Çekim modunda çekim menüsünden yapabileceğimiz ayarlar video çekim modundaki gibidir. P, TV, AV, sinema ya da sahne modlarından birini seçebilir. Beyaz ayarını ve renk tonlarını değiştirebilir. Renkli yerine siyah beyaz ya da öncelik öncelikle yazdı buradaki çünkü. simgelerin neyi ifade ettiğine bakalım. Orijinal simgesine dokunursak HD çekimlerimizi görürüz. Her ekranda 6 çekim bulunur. Burada baş parmağımızı sağa ve sola kaydırarak diğer çekimlerimizi de görebiliriz. Kaçıncı sayfada bulunduğumuzda ekranın üstünden takip edebiliriz. Rüzgar koruması ile mikrofonun aldığı rüzgar gürültüsü filtrelenir. Özel bir durum olmadıkça otomatik seçeneğini kullanabiliriz. İşaretleyiciler ile ekranda beyaz veya gri olarak rehber çizgilerin görülmesini sağlayabiliriz. Seviye seçeneğinin yanı sıra kompozisyon...